Bütün gün aklımda bu şarkı böyle beyin radyomda çalıp duruyordu. Çalınca böyle şok oldum. Peki bu şarkıyı kim istedi? Bilmiyorum. Kim istedi? Aa! Teşekkürler Apo. Frekans mı girdiniz? Ne oldu? Korktum. Ay, güzel, şarkı, güzel şarkılar çalıyordu. Ha? Aynen Çiğdem bayisinde. İstek yaptım. Sana denk çok geldi. Güzel. Gerçekten bütün gün böyle aklımda çalıyordu. Şoktadayım. Beni için de bu yıkayıştı. Nereye gidiyorum? Kardeşim okulu uzatmadan mezun olmuş Emre. İmkansız mı görünüyor acaba? Yok değil de hani İstanbul'a yeni geldi geziyor falan ya öyle bir. İlk heves olur. Çok gezmiyor anne baba. O mezun oluyormuş. İşte bir otelde mezuniyet yemeği var. Oraya gidiyoruz ailecek. Tamam gel bakalım. Çiğdem. Özden, makyajın, saçın ve üzerindeki o leke lekeler. Ben bu cümleyi sevmiyorum. Hayır öyle kötü. Demeyeceğim. Çok kara kara olmuş. Böyle renk göremiyorum üzerinde fazla. Ama şekli çok güzel tulum olarak çok güzel olmuş. Sadece renk kapatmış seni. Peki Ayşenur. Üstündeki elbise hem sana olmamış, hem rengi gitmemiş, hem modeli gitmemiş. Yani arkası falan böyle bol duruyor. Keşke üstümdeki elbise olsaymış, tulum olmasaymış. Yani elbise gibi görünüyor. Bacakların tamamı o kadar geniş ki paçaları. O kadar olmamış ki. Ha, şu an tulum olduğu anlaşıldı. Hiç yaşının ve tarzının tulumu değil bence. Çok ayakkabıları da görebilir miyiz? Ayakkabıların da... Ayakkabıların da çok kötü duruyor. Hani saçını da üstüne bırakmışsın. Zaten elbise benim şu an o tulum üstüme geliyor. Saçların falan bence çok kötü görünüyorsun şu an. Üzgünüm. Hazır Nihal'i katılmışken, yakalamışken. Ayşenur'a kötü görünüyorsun dışında katılıyorum. Şöyle ki bu hafta niyeyse ben sana içeride söyledim. Çok yaşlı kıyafetler giyiyorsun. Sen dışarıda asla böyle giyinen bir kız değilsin. Hani sana böyle genç fresh şeyler yakışıyor. Hani Ayşenur kalbime gömerim söylüyor diyor saçıyla. Sen de bu arkanı kazıtıp böyle şeyler giyince ben oluyorum. Yani hiç yakıştıramadım. Yakışmamış senin incecik bacaklarına o böyle böyle şeyler olmamış. O ayakkabı stiletto hiç olmamış. Yok bu hafta yardım aldığım modacının sanırım. Yardım aldığı derken. Yardım senin de aldığım modacı derken. Çalıştığını falan duyuyoruz biz. Yani üstündeki de benim eski bildiğim sponsorumdan. Için, neyi biliyorsun? Bu hafta giydiğin tasarımların kimin olduğunu bildiğim için. Bilmiyorsun. Yalnız biliyorum. Hatta dün o tasarımcıyla beraberdim. Sen ben pazartesi bir takım giydim ya. Onun evet. Kırmızısını da ben giyecektim dedin. Öyle de bir olay yok. Kırmızısını ben giydim zaten. Yo. Denedim. Denemiş olabilirsin Avantgarde ama ben günü, sponsor olmayacaktım ben onları denedim falan ve ben o kıyafeti asla üstüme giyemeyeceğimi söyledim. Çünkü üzülerek söylüyorum kıyafetler çok renkleri olmuştum. Bana hiç gitmeyen şeyler tamam, ve çok daha ileriye dönük. Ben giymeyeceğim şeyler ve senin üzerinde gördüğüme de şaşırmadım. Çünkü zaten sana da yakışabilecek şeyler değil. Kafanın karışık olduğu bir haftaydı evet oraya başvurmuşsun ama sana da yakışmamış. Yani ben burada birçok kişiye yakışabileceğini ya düşünmüyorum. Ya ben sevdim ben bazen dönem falan şeyleri de açık deniyorum. Renk. Hani program başından beri böyle şeyler giymiyor olsam okey diyeceğim ama... Yani benim gotikte yapıyorum, vintage'da yapıyorum, pop art'ta yapıyorum. Benim ruhum bunların hepsini barındırıyor. O zaman eğlenceli parçalar, ne bileyim açık renk saçın olsa belki böyle olmaz ama şu an gerçekten kötü görünüyor. Pop art falan daha çok yakışıyor sana. Bence peki. De. Ya ona da çok tekrara girdiğim için böyle baymak istemedim size. Bu hafta bence bu tür çok tekrara girdin. Hani senin birinden yardım almaya ihtiyacın yok hani. Yani birinden yardım anlayan aldım yok sadece kıyafet aldım var. Ben zaten burnumun dikine giden bir kızım. Hem tavır olarak hem tarz olarak biliyorsunuz kimse bana bir şey giydiremez. Bir de gözümden kaçmadı iki kanka broker giymişsiniz. Broker kardeşliği. Ayrı ayrı giydik. Sence benziyor mu tipleri ve şeyleri? Broker olması yetiyor zaten. Aynı kıyafeti giyemeyeceğinize göre burada. Birlikte gerçi almadım. Serbest ben, olsa... Yok be... Tesadüf Nur olsa Yaltaş'ın da... tavsiye ettiği bir mağazadan aldım. O senin güya bilmem bildiğim bir modacıdan. Broker giymişsiniz demeye çalıştım ben. Bir şey evet bu tespiti yaparak ne bekliyorum? Denk gelmiş. İkinizin kanka olduğu buradan belli oluyor. O demese ben diyecektim. Aynı güne denk gelmiş. Ayşenur olunca başlıyorsun pabuç gibi cevap vermeye. Ben desem aha diye gülecektik burada yani.
İşte. Yani tarzlarınız bile bugün aynı. Onu demeye çalışıyorum. Kötü bir şey de söylemedim bunu. Ayşe tamam. Tarzları benzemiyor. Sadece desenleri benziyor. Bunun manası ne? Her yerde kullanıyorsun. Hani bizim bir şey söylerken de böyle yapıyoruz. Herkesin kendine özel jest ve mimikleri vardır. Söyledim derken ya konuşuyorum hani. Ha. O tırnaklarını kesmeden bence bir daha böyle yapmadığımızın gözüne sordum. Gelecek. Teşekkür ben ediyoruz bilin. Kızlar. Ve Özlem evet. Geçebilirsin. Teşekkürler. Özden Cerahoğlu, ayakkabı 100 lira, tulum 750 lira, küpe 100 lira, çanta 189 lira. Hoş geldin Özden. Hoş buldum. Kız Nihal'le beraber alışveriş mi yaptın? Hayır, ben böyle tulumumu giydim kulisteyken. Nihal böyle kanki gel diye beni tuttu, odaya götürdü. Dolaptan şahane elbisesini gösterdi. Şu an. Bir şey söyleyeceğim. Lütfen benim yüzümü sen niye tribe giriyorsun ya? Allah'ım dostluğumuz bozuluyor. Canım bir şey söyleyeceğim. Onun elbise senin tulumda daha iyi. Teşekkürler İvana sen. Ya güzeldi ama ben beğenmediğim manasında söylemedim ki. Neden biliyor musun? Onun elbise en ağzında belinde oturuyor ve bir akış var. Yani elbise olarak duruyor. O tulum o kadar zaten kumaş çok sert olduğu için tulum yapmamalı. Kaç verdin? Ne verdim Nihal'de? Ben 4 mü ver ya 5? 5 verdim. Ben bunu böyle yapacaktım kemerli. O zaman da havaya kalkıyordu. Ayakkabılarım görünüyordu. Şimdi çok kalın ve sert kumaş olduğu için böyle tulum olarak olmadı. Yani çok robot gibi görünüyorsun içinde. Anladın mı? Akmıyor. Yani ben beğenmedim. Ne de kumaşı beğendim ne de tulumun duruşunu beğenmedim yani. Güzel durmuyor. Sen çok güzelsin. Vücudun mükemmel. Bu senin vücuduna o kadar düz gösterdi ve hiç yani hatalar yok yani. Dümdüz böyle ya. Robot. Ay. Niye böyle oldu? Ne kadar para verdin? Ne kadar para verdin onun için? Sponsor bu. Ay sponsor alır sizin. Vallahi. Kızım bunlar para biriktiriyorlar. Ay bak bir şey söyleyeceğim. Var konfeksiyon hazır konfeksiyondan şeyde Osman Bey'de o tarafta çok güzel elbiseler var. Bence gidin hı-hı. Satın alın 300 TL 500 TL bir elbiseler var. Hayır ben normalde hep satın alıyorum zaten de bu hafta böyle bir yer buldum beğendim falan bunu böyle. Nurella da brokar seviyor Kemal Bey. Canım seviyor ama etek olarak bir parça olarak bir yerde olarak darıcık elbise olarak sarması gerekiyor. Kumaş sert olduğu için böyle bol bırakmaması gerekiyor bu kumaşı. Tasarım olarak yanlış kumaş seçilmiş yani tulum için değil bu kumaş. Ya böyle güzeldi. Kız Nihal sende daha iyi. 4 veriyorum. Ve kız ölür. Bu hafta ne oldu sana ya? Kemal Bey rüyamda zaten böyle pati kareli bir odada elinizde üzgün suratla beni kovalıyordunuz. Evet değil mi? Ama hak ediyordun. Bence güzeldim. Güzel miydi? Kabus evet. Da olsa güzel miydi diyorsun. Evet. Ama üstündeki tulum... Yani... Kelimeler kifayetsiz. Peki. Teşekkür ederim Süpermen. Bu brokar kumaştan muhteşem bir taht döşenirdi. Yastıklar. Bu muhteşem kumaştan muhteşem bir berjer kaplanırdı. Şahane. Bundan tabii ki giysi olur, olmaz mı? Yani brokarın altın yılı. Ama ceket, palto, değil pantolon mi? Pantolon bile. Ben de altın kızım. Şimdi pantolon da olabilirdi ama öyle bir şey olurdu ki dar. O tam bedenine göre hayır bütün vücudunu hayır kapatır aşağıya doğru yine bollaşır üstüne öyle bir kadifeden öyle bir şey giyerdi ki bunun hakkı brokerin rol arkadaşı kadifedir çünkü. Aa tarih konuşuyor canım. Her gün yeni bir bilgi bunu kapıyorum ve uyguluyorum. Hadi. İleride lazım olacak. Tabii. Madem ki bu işe soyunuyorsun. Onun partilere... Ben de kendimi giydim bu hafta. Kadifedir yani. Onun için... Ben dikiş... işte boyu kısa, yanlış ayakkabı altında. Öyle verdim. 6. Teşekkür ederim. Ah.
Ayşegül bir gün ailevi konusunu bir gün burada mevzu etmedi ki annesiz yetişmiş, annesiz babaannesi büyütmüş. Bu kadar ağlamana, üzülmene gerek yok.